Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine replikasyon işlemleriyle devam ediyoruz. Bir önceki videoda permanent failover işlemini denemiştik. Açmış olduğumuz replikamızı kalıcı hale getirmiştik. Failover konusunda birçok yöntem var arkadaşlar. Diğer yöntemleri de incelemeye devam edelim. Bu durumdayken replike açık demektir. Hemen kontrol edelim. Replikamız burada açık arkadaşlar. Bizim burada yapacağımız işlem bu açık olan replikaya tıklayıp Fail Back to Production seçeneğiyle ilerleyeceğiz. Bu seçenek altındaki diğer başlıkları da görelim. Tıklıyorum. Production'a geri döndüreceğim makinemin adını burada görüyorum. Zaten bunun üzerine tıkladığım için adı burada geldi. Siz Home sekmesine gelip buradan Restore tabını seçip VMware Safir diyorum. Restore from replica diyorum. Entire replica diyorum ve buradan Fail Back to Production sekmesiyle ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada zaten açıklamasında yazıyor. Orijinal lokasyona replikanın durumunu kopyalayıp replikanın durumunu transfer edecek diyor. Yani şu olacak. Tıklıyorum. Üzerinden anlatacağım. Burada zaten failback yapabileceğim makinelerimi otomatik olarak yakalıyor. Next diyorum. Şimdi burada yapacağı işlem şu. Bizim Disaster Site tarafında açtığımız ya da On-Site olarak yani aynı vCenter içinde açtığımız replikamızda olan değişiklikleri biz artık production ortamımıza geri taşıyacağız. Yani diyelim ki hostlarımız tarafında bir sıkıntı oldu. Biz Disaster tarafında çalışmaya başlatmıştık. Şimdi production ortamımızı ayağa kaldırdığımızda açmış olduğumuz replikalarımızı geri dönelim. Bu senaryoda bunu kullanabiliyoruz. Vim'e geldim tekrardan. Burada bir takım seçenekler var. Şimdi bu seçenekleri tek tek de inceleyebiliriz. Bunlar için tek tek video çekebilirim. İlk başta ben bu mantığını anlatayım hepsini. Fail back to original VM. Production tarafındaki VM'imize replikadaki dataları ezerek gönderecek. Yani üzerine yazacak arkadaşlar. Burada ilk seçenekle gelen aşağıda Quick Rollback seçeneği var. Bunu da seçersek sadece değişen blokları aktaracak. Bu sayede daha hızlı bir failback işlemi olacak. Bir de orijinal lokasyona failback yap fakat farklı bir lokasyona yap. Bunu ilerleyerek göstereyim. Next diyorum. Burada otomatik olarak mapledi zaten. Eğer siz diğer site'ınızda makinenizin adını değiştirmiş olsaydınız burada farklı makineyi seçmeniz gerekecekti arkadaşlar. O onu arka planda eşleştirecekti. Bu tamamen bu anlama geliyor. Ve Fail Back to Specific Location. Burada değinmemiz gereken şimdi farklı bir durum var. Beam'in önerdiği ilk iki seçeneğe dönemiyorsanız, ilk iki seçenekle makinenizi failback yapamıyorsanız, üçüncü seçeneği öyle kullanın diyor. Çünkü burada diğer site tarafında açmış olduğumuz replikamızı komple production ortamımıza taşıyacak ve network üzerinden taşıyacak. Bu daha uzun sürmüş olacak. Zaten burada da açıklamasında belirtiyor. Orijinal Beam'e hiçbir şekilde erişilemiyorsa bu seçeneği kullanın diyor. O yüzden biz de Beam'in tavsiyesine uyalım ve böyle bir durum gerektirdiğinde ilk iki seçenekle kurtarmaya çalışalım ve devam edelim. Biz yine bunu deneriz. Çok sorun değil bizim açımızdan. Lab ortamımızda zaten replikamızda. Ama farklı bir site'da olduğunda ve 3-5 TB'lik bir makine olduğunu düşündüğünüzde bayağı bir uzun sürecektir. Aradaki bandwidth'inizde de aradaki band genişliğine de bağlı olarak. Şimdi Fail Back to Original VM diyeyim ve Quick Rollback seçeneğini tıklayayım. Next diyorum. Burada bana bir takım seçenekler geldi. Şimdi bunlardan bahsedeyim. Failback modları nedir? Failback işlemi yaparken vCenter üzerinde anlatmam gerekiyor. Failback işlemi yapacağı işlem sırasıyla bir replikasyon cabı başlatıp replike makineden orijinal production makinamıza değişen dataları atacak. Daha sonra bize sorduğu bu ekranda otomatik mi yapalım, planlı mı yapalım yoksa manuel mi yapmak istersin diye sorduğu seçenek de şu oluyor. Biz bu data transferini yapana kadar replika üzerinde değişen veri varsa yine tabii ki kurumumuzda çalışmaya devam edecek personeller. Bu makinede değişiklik olacaktır. Bir değişiklik varsa bu makineyi de kapatıp replika makinesini de kapatıp bir kesinti alacağız. Aradaki değişenleri de VM test makinesine atacak ve VM test makinesini ayağa kaldıracak. İşte bu kesintiyi ben otomatik mi yapayım? Hemen birinci adım bittiğinde direkt ikinciye mi başlayayım?
Yoksa bunu gecenin bir saatinde planlı bir şekilde mi yapmak istersin? Yoksa manuel mi yapmak istersin diyor. Biz otomatikle ilerleyelim. Next diyorum ve işlem bittikten sonra power on etmesini istiyorum. Replika production'a taşınırken kapatılacak diye bir uyarı veriyor burada. Zaten çalışma prensibi bu şekilde. Finish diyorum. Şimdi yapacağı işlemleri görelim. Ben bunu daha önce denediğim için biraz uzun sürecek. Videoları burada durduracağım ama adımları size göstermek için bu paneli kapatmayacağım. Şimdilik kaydımı durduruyorum. Failback işlemi tamamlandı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hedefteki VM makinesi replika ile senkronize edildi diyor. Ve replika VM'imiz production ortamına aktarıldı. Daha doğrusu replika VM'deki datalarımız production ortamına aktarılmış oldu. Close diyorum. Şimdi bu değişikliği onaylamamız gerekiyor. Burada bu failback operasyonu yapmamız yetmiyor. Gördüğünüz gibi status hala failback'te. Burada ya commit diyeceğim ya da undo diyeceğim. Yani ya doğruluğunu onaylıyorum bu failback'in. Evet makinem istediğim gibi çalıştı diyorum. Commit diyeceğim. Ya da yine eski halini alacağım. Ben commit diyerek onaylıyorum. Ve failback commit edildi. Close diyorum. Gördüğünüz gibi artık job'ım ready hale geldi. Yani tekrardan ben replikamı ayağa kaldırabilirim. VM'imi görelim. vCenter'ımıza gidelim. Görmüş olduğunuz gibi VM test makinamız şu an çalışır halde. Failback operasyonumuz başarıyla tamamlanmış oldu. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.